Saniye tamam mı arkadaşlar? Hemen olay yerini terk edin. Kaç. Kaçın. Enkaz üzerinde çalışırken öncelikle emniyet ne olursa olsun bütün malzemelerinizi bırakıp olay yerini hemen terk ediyorsunuz. Öncelikle can güvenliği. Şimdi ikinci ekibin birinci timi çalışmaya devam ediyordu. Bu saatten itibaren ikinci timin ikinci takımın ikinci timi girecek. Bu şekilde devam edelim. Evet, sarsıntı geçti arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Evet. Kaldır. Tamam. Kaldır yavaş yavaş. Öbür türlü. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi yaralımıza ulaşabiliyoruz. Kırışmayı getirebilirsiniz orada. Şey, kırıcıları getirebilirsiniz. Kırma yapıp girebilirsiniz arkadaşlar. Sessizlik. Tamam. Tamamdır. Buradaki eğitimlerimizin içerisinde biz tabii ki enkaza giriş süreci, enkaz üzerinde nasıl hareket edileceği, güvenliklerin nasıl alacakları, enkaz üzerinde nasıl çalışılacağı ve enkaz altında kalmış olan yaralı veya vefat etmiş vatandaşımızın nasıl ulaşılacağı hakkında eğitimlerimizi veriyoruz ve yapıyoruz. Tabii bu arada biz arkadaşlarımıza bir şeyler öğreniyoruz, biz arkadaşlarımıza bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir eğitim oluyor. Gönüllülük esasına dayanacak bir şekilde. Gerçekten arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok bize çok yardımcı oluyorlar. Güzel eğitimimiz oluyor. Bodrum içerisinde afetlere önceden hazırlıklı olabilmek için Mahalle Afet Gönüllüleri projesini Bodrum'da hayata geçirdik. Bodrum Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ve Bodrum Belediyesi işbirliğiyle imzaladığımız protokolle birlikte Bodrum içerisinde 56 mahallemizde mahalle afet gönüllülerini oluşturarak yerel kapasitede ilk müdahaleyi gerçekleştirecek ekipleri bugün son eğitimindeyiz. Bugünkü son eğitimimiz AFAD ile birlikte organize ettiğimiz ve diğer STK'lar da bu eğitimin içerisine tabi tutarak mahalle afet gönüllülerinin diğer STK ekiplerle birlikte ortak çalışabilme kabiliyetlerini yükseltmek ve ekip olarak birlikte hareket edebilme gece becerilerini geliştirebilmek için böyle bir düşünceye girdik. Ve bugün şu anda mahalle afet gönüllülerimizden 28 gönüllümüz şu an sahada eğitim almaktalar. Şu anda ISAK arama kurtarma ekibinden 6 kişi ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti TRAÇ'tan da 3 kişiyle eğitim şu anda devam ediyor arkadaşlarımızın. Ve bundan sonraki süreç içerisinde de bir yangın eğitimi vereceğiz arkadaşlarımıza yine sahada operasyonel olarak. Ve oluşturduğumuz, yetiştirdiğimiz bu gönüllülerimiz Bodrum içerisindeki olası afet ve acil durumlarda sahada profesyonel olarak görev alacaklar.